Burası Çorum'un Aşağı Fındıklı Köyüsü. Bugün Sungurlu'nun çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı Türkiye'yi karış karış dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Çorum'a özgü yemeklerin tariflerini Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı Köyü'nden Filiz Girişkinoğlu ve Huriye Cankaloğlu veriyor. Yeşil mercimek çatalaşı yapacağız. Yarmaşı yapacağız. Yarmaşının yoğurtlusunu, sadesini yapacağız yörelerimizden. Peşine de hamurumuzu yoğurup bükmelerimizi yapacağız. İki çeşit bükmemiz var. Birisi ıspanaklı yumurtalı, birisi de kıymayla soğanlı. İki çeşit bükme servisimiz var. Şimdi çatalaşımızın suyunu koyuyoruz. Soğuk suyla yapıyoruz. Kızarı çıksın, kırmızı soğusun diye. Şimdi bizim çatalaşımız, çorbamız. Şöyle bir kaynasın, rengini versin. Kırmızıca rengi çıkar bunun. Ondan sonra bulgunu ilave edeceğiz. Soğanlı yağsını yakacağız. Çorbamız kaynamış. Şimdi bulgurunu ilave ediyoruz çorbamızın. Biraz bundan kaynayacak çorbamız bulgurla. Sen soğanını doğra. Ben şimdi çorbamızın yağsını yakacağım. Azıcık tuz attım. Biraz da sıvı yağ koyuyorum. Çorbamızın şimdi yağsı yanıyor. Yeter. Tamam. Çorbamızın soğanını koyuyoruz. Kızaracak. Çorbamızın yağsı yandı. Soğanını yaktık, kızarttık. Şu durumda çorbamız pişti. Çorbamızın yağsını ilave ediyoruz. Çatalaşı çorbamız pişti şimdi şu durumda. Şimdi öbür yemeğimize başlıyoruz. Ana yemeğimiz yarmaşı. Önce suyunu koyuyoruz. Kaynamış suyuna pişirince daha güzel lezzetli oluyor. Suyunu ilave ediyoruz. Yarmaşımızın malzemeleri bu. Kendi yaptığımız fasulyemiz var. Haşlamış, dolaba koymuş. Kendi nohutumuz. Tarlamızdan üretiyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Haşladım, dolaba koydum.
Yarmamız tez piştiği için haşlamıyoruz. Kendi yarmamız, kendimiz yapıyoruz, üretiyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. İki tane yemek yapıyoruz bundan. Birisi yoğurtlu, birisi yoğurtsuz yarmaşından. Yoğurtluya ayran koyuyoruz, yoğurt yapıyoruz güzel. Tereyağı yayıyoruz, soğan doğruyoruz. İki tane yemek yapıyoruz yarmaşından. Fasulyesini koyuyoruz yarmaşını. İlave ediyoruz. Arka sıra kaynamış suyumuz için içine nohudumuzu koyuyoruz. Biraz tuzunu atıyoruz. Şimdi de yarmasını ilave ediyorum. Pişecek yarmaşımız. Kendimiz yapıyoruz, elemamız. Genelde kendimiz yaparız. Annemgiller yapardı, zamanında ebelerimiz yapardı. Bizim köyümüzde biz satın almıyoruz, kendimiz yapıyoruz her şeyimizi, elemamız. Kendi ürünümüz yaparız buğdayı, bulguru. Tarlaya eşlerimiz ekini eker. Ondan sonra biz ırgatlığına giderik. Oradan harmanını sürerik. Harmanı da patisledikten sonra eve getiririk. Köyümüzde setenlerimiz var. Setenlere götürüyoruz. Yarmamızı dövüyoruz. Ondan sonra da eve getirdiğimizi yarmayı yıkarık. Oradan güneşe sererek kuruturuz. İşçilerimizin eline aitlarız. Oradan sonra hazır kıvama gelir. Bulgurumuzu da aynı ekinden yaparız. Bulgura da önce ekinimizi bir yıkarık. Ondan sonra kazanlarda ateşimizi kurarız, kaynatırız. Güneşe sererek. Güneşe serdikten sonra, o kuruduktan sonra torbalarımıza dolduruyoruz, götürüyoruz setenimize. Seten aynı şekilde doğuyor. Çok fazla kepek çıkar bulgurumuzun. O kepek çıktıktan sonra onu patise atıyor geri, o savuruyor. Savurduktan sonra getiriyor, ayıtlamaya başlıyoruz. Ayıtladıktan sonra da değirmenin her tarafına birer torba takarız. Bir taraftan kepeğe çıkar, bir tarafa düğülü çıkar, bir tarafa bulguru çıkar. Ondan sonra torbalar yerimize koyduk. Fasulyeye geldiğim için onu eşlerimize ektiririk ızgarayla, bıçağına, nekeller. Kadınlar da gider çapasını vurur. Onu da getirdikten sonra biz kendimiz bir çulun üstüne dökerek güneşledirik. Onu da aynı nohut sürdüğümüz patisten sürerek. Fasulye, nohut, bulgur, mercimek bunları biz hiç satın almak, hep kendimiz yetiştiririk. Tam kıvamını bulmuş. Biz bunu indiriyoruz. Yoğurtlusunu yapıyoruz. Soğanlısını yapıyoruz. Yarma aşını iki şekilde servise hazırlayan Filiz Hanım, ilki için yağı tavaya bırakıyor. Tereyağı eridikten sonra bir küçük kuru soğanı küçük küçük parçalar halinde tereyağıyla buluşturuyor. Pembeleşen soğanların üzerine hazır olan yarma aşını ilave ediyor. Yağda bir güzel kavrulan yarma aşı artık hazır. Sıra geliyor ikinci sunuma. Yoğurdu güzelce karıştıran ve üzerine bir tutam tuz ilave eden Filiz Hanım, haşlanan ve biraz dinlenen yarma aşını yoğurtla buluşturuyor. Ve böylece iki çeşit yarma aşını tamamlıyoruz. Bükme deyince bazıları anlamıyor ama buna işçilik özleme de diyebiliriz. Saçın üstünde pişiririk. İçinde çeşit çeşit yapabiliriz. Her türlüsünü yapıyor burada. Ama şimdiki yapacağımız iki çeşit olacak. Gözlememizin içine ıspanağını doğrarız. Tereyağını yakarız. Yumurtasını kırarız. Tuzunu, biberini koyarız. Saçın üstünde pişiririz. İkinci kıvamına gelince soğanla yaparız. Kıymasını koyarız. İçine tuzunu, biberini yaparız. Sacın üstünde aynı onda ot bükmesi gibi suvan bükmesi diyebiliriz. Ama ona da gözleme diyebiliriz. Bu oldu. Şimdi döküp bezleyeceğim.
gözleme hamurumuz biraz sert olması gerekiyor. Şöyle yaptığımızda bezilerimiz kıvamında yumurta şeklinde yuvalayıp hazır oluyor. Tereyağısını koyuyoruz. Evet. Biraz sıvı yağ koyuyoruz. Soğanı doğru yanacak. Biraz tuzunu atıyoruz. Şimdi kıymasını koyuyoruz soğanımızın. Kıyması piştikten sonra soğanı ilave ediyoruz. Ben ev hanımıyım, eşim boyacı. Kızlarım okuyor, hepsi meslek sahibi oldu. Büyük kızım öğretmen, Kırşehir Mucur'da görev yapıyor. Küçük psikolojiyi bitirdi, atama bekliyor. İki tane kızım Kayseri'de, birisi uçak yönetimi okuyor, biri sağlık okuyor. Bir tane oğlum var, o da İmam Hatip'te Sungurlu'da okuyor. En küçük de daha ufak olduğu için buradaki okula gidip geliyor. Köy yeri olduğu için biz çok çileyle geldik. Eskiden ayrılma hiç yoktu. 25 sene kaynanamın kaynatamın yanında kaldım. Onlar ne diyorsa bir dediğini ketmemeye çalıştık. O zorluklarda çocuklarımı gördüğü için hepsini okutmaya yönelttik. Kıymamız pişti. Salçayı da şimdi ilave ediyorum. Kendi köy salçamız. Bahçemizde yetiştirdiğimiz domateslerimizin salçası, elemağımız. Şimdi kıymamız hazır. Soğanı ilave edeceğiz üstüne. Şimdi soğanı ilave ediyoruz. Acı biberimiz kendimiz yapıyoruz. Şuna gelince bunu da kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu da süs verecek. Kırmızı biberimiz, pul biberimiz. Tamam, bunun işi tamam oldu, bitti. Soğan bükmemizin içi hazır kıvama geldi. Şimdi ikincisine geldi. Tereyağısını koydum. Biraz sıvı yağ koyacağım. İkinci gözlememizin, ot gözlememizin yağsını yakıyorum. Biraz tuz atacağım. Yumurtasını kırıyorum. Evet, şimdi gözlememizin yumurtasını alıyorum. Ispanağımızın yumurtasını koyduk gözlememizin. Ispanak gözlemesi bu. Tereyağıyla pişmiş yumurtamız. Şimdi otumuzun biberini atıyoruz. Kırmızı biberimiz bu, pul biberimiz. Şu acı biberimiz.
tuzunu atıyoruz. Biraz sıvı yağ koyuyoruz. Hazır kıyamına geldi. Besilerimi açtım hazır kıvamında. Şimdi ben bükmelerimizin içini hazırladık. Koyacağım içine. Filiz saçı ısıttın mı? Ateş yandı mı? Hazır hazır. Sen ver hadi. Hazır saçımız. Sacımız çok sıcak olduğu için hemen yakmaya çalışıyor. Bunun kıvamı biraz çok sıcak olmayacak. Normal olacak altı. Biraz da şu ot gözlememizden koy. Bu da ıspanak bükmemizin gözlemeye koyuyor. Bükmemiz pişiyor, gözlemelerimiz pişiyor şu durumda. Ot bükmemiz, gözlememiz. Gözlememiz bitti şu durumda. Bütün yemeklerimiz hazır. Her şeyimiz bitti. Masayı toplayalım. Afiyetle hepimiz beraber yiyeceğiz. Çorumumuzun meşhur yemekleri bu. Haydi afiyet olsun. Buyurun.